Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. EFC 24 Mobile'de yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, oyunu açtığımızda böyle bir hediye şeyi geliyor. Biliyorsunuz şu anda milli maçlar oynanıyor. Milli maçlar özel bir etkinlik. Burada aslında Kolombiya ve Uruguay berabere kaldı. Hangi takım kazansaydı onun ikonunu verecekti, 83 günlük ikonunu. Şimdi ödülü al diyelim. Burada da yine Fransa Hollanda'yı yendi. 86 gen ikon değişiliği herkese ücretsiz veriyor arkadaşlar. İkisini de şuradan da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, eğer Kolombiya Uruguay maçını hangi takım kazansaydı oradan önce verecekti. Yani Uruguay kazansaydı Forlan, Kolombiya kazansaydı Cordoba'yı verecek diye, bak Cordoba'yı. Berabere kaldı, birini verecek. Burada da yine aynı şekilde bakın görüyorsunuz. 86 gen. Ya Teysili ya da Rutvan Nistero verecekti. Fransa kazanış için Teysili'yi veriyor. Yine burada 84 gen takası var, onu göstereceğim arkadaşlar. Olivier Giroud'un 84'lük kaleci kartı geldi. şeyden sonra e-futboldan sonra FIFA'da da, yani EFC Mobile'da da bunu görüyoruz. Önce arkadaşlar şu ücretsizlerimizi alalım. Aha, Forlan verdi. 83 Forlan. Diğerine de DCL'yi. En azından DCL arkadaşlar benim stoper işime yarayacak. İnşallah yüksek kendi şöyle 86'dan zaten yani 86 derecelerde oyuncular arıyordum. Çünkü sol stoperimde 84 günde en azından gelim artacak mı? Önüne ona bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bak burada bende Van de Ven var. Şöyle bir değiştir diyelim. Hazır 86'lık oyuncu gelmişken. Şuradan pozisyon diyelim. Eklendiği zaman yapalım ha. Değiştirdik. Evet, 88 gene olduk sonunda. Yani şöyle otomatik kur diyelim bakalım. 87 düşecek zaten. Şöyle şunları zaten bastığımızda arkadaşlar otomatikman düşecektir gene. İşte evet, 88 sonunda 88 gene olduk. DCL'yi bulmamız iyi oldu. Bir tık genimiz arttı arkadaşlar. Burada da şimdi göstereceğim arkadaşlar size takas kısmında arkadaşlar. Olivier Giroud. Hızlı ekle dediğimiz zaman Forlan'ı falan veriyor ama yok yani. Giroud'u şey yapmaya gerek yok. Çünkü şuradan bakalım Giroud'un özelliklerine. Uçma 81, pozisyon alma 82. Yani biliyorsunuz Milan maçında son dakikalarda kaleci manyağın kırmızı kart görünce kaleye geçmişti. Çok ilginç oldu gerçekten. Evet, takımımızın da seviyesini yükselttiğimiz için cevherimizi de aldık buradan. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Zidane etkinliği geldi. Muhakkak ki Zidane etkinliğini kesinlikle yapın arkadaşlar. Burada bakın ne vermiş. O. Buradan hoş geldin oyuncusu şeyler falan var. 1250'ye. Çok güzel. Buradan belki biraz şansımızı deneyebiliriz. Yıldız biletlerinde şeylerde falan herhangi bir şekilde sıkıntı yok arkadaşlar. Kurucu kısmına geldik. FC Mobile'den şuradan ücretsizimizi açalım. Buradan zaten doğru düzgün oyuncu da vermez. Yani bunları başka şeylerde kullanırız. Onun haricinde şöyle bakalım bir FIFA bonus cevherleri falan pişman. Bunları geçelim. Görevler kısmında. Şunlarımızı alalım günlük. Mağazadan bunu aldığımız için. Onun haricinde şuradan da şeylerimizi alalım. Burada arkadaşlar günlük görevlerde değişiklik oldu. Parça parça şu anda bölüyorlar. Ayrıyeten de neredeydi? Şu kısımdaydı galiba. Burada arkadaşlar 350 puan ulaştığımızda 75-85, 500 puan ulaştığımızda 90 arasında karbon oyuncu veriyor. Muhakkak etkinlikleri tamamlayın arkadaşlar. Şimdi ikon serimleri arkadaşlar biliyorsunuz Zidane etkinliği gelmişti. Şimdi bugün bu görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Bu görevler muhtemelen günlük değişiyor.
Şimdi şuradan başlayarak arkadaşlar ikon serüven fişi. Çünkü bunları niye yapacaksınız arkadaşlar? En sonunda burada arkadaşlar. Sonraki bölümü açmak için 300 puan biriktirmemiz lazım. İkon serüven fişlerini falan bu şekilde. Şimdi şuradan başlayalım arkadaşlar. Burada zaten herkesin ücretsiz bir şekilde Zidane'ın aldığı. Bu etkinlikleri muhakkak tamamlayın. Üst kademe üst kademe Zidane'ları ve en sonunda 92 gün Zidane'ı ücretsiz bir şekilde alacağız. Ve şimdi buradan günlük buradaki şeylerimizi yapalım. Jack Grealish. Yani eskiden arkadaşlar kaleci çok basit goller yerdi. Şimdi artık zorlaştırmışlar yani. Gerçekten eskisi gibi rahat bir şekilde gol atma yok. Yani diyorduk mesela e-futbolda bu kadar rahat gol atılmıyor. Uzaktan vurduğumuzda kaleci yiyor, yemiyor mesela. Ama FIFA'da sürekli bu oluyordu. Yani uzaktan vurduğundan da kaleci rahat bir şekilde yiyordu golü. Biz de diyorduk yani bu kaleci niye böyle basit goller diyor, niye zorlaştırmıyorlar falan filan diye. En sonunda da herhalde sesimizi duydular ki artık kalecinin böyle rahat bir şekilde, basit bir şekilde gol yemesini de düzeltmişler. Şimdi ikinci kısma geçelim. Bunlar zaten basit etkinlikler arkadaşlar. Ne oldu? Tamam bunu da yaptık. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar basit ikon serüven paketleri. Şimdi arkadaşlar burada bir maç var. Bu maçı da tamamladıktan sonra hemen sağ tarafta cevherimizi alıyoruz. Yani buradaki cevherleri de arkadaşlar biraz biriktirin, bekleyin. Yani çünkü ilerleyen zamanlarda daha etkinliklere gelecektir. O yüzden erkenden onları harcayıp da pişmanlığını yaşamayın. Şimdi Musiala, Morientes, Figo, Morientes'e gelmedi. Bunlar zaten kolay arkadaşlar. Yani bırakıp mesela kendiniz bırakıp otomatik oynatabilirsiniz. Burada arkadaşlar mesela hücuma kalkma, atağa kalkma şeyler falan da var. Dediğim gibi arkadaşlar muhakkak ki etkinliklerinizi tamamlayınız. Cevherleri çok harcamayınız arkadaşlar. Yani orada mesela bir özel bir şey gelmiş mesela. Ben bir onda bir tane bir harcarım bir. Ama dediğim gibi etkinlikleri tamamlayarak daha da fazla cevherler kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani oyun zaten güncelleneli bir ay olmadı. Zaten gelirlerimizin bu şekilde düşük olması normal. Ama etkinlikleri tamamlayarak daha iyi kadro kuracağız. Bir de sizlere şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Yeni oyun sistemini, yeni güncellemeyi beğendiniz mi? Yani 23'teki sistem mi sizce daha iyiydi? 22'deki, 23'teki sistemler mi daha iyiydi? Yoksa 24'e geçtiğimiz anda bu şu andaki sistem mi daha güzel? Yorumlara yazın. Yani tamamıyla oyunun ana yüzü, ekranı değişti. Dediğimiz gibi kaleci mesela çok basit, çok rahat goller yerdi. Şimdi artık o da yok. Özellikle mesela karşı atak maçlarında bunu çok sıklıkla görüyoruz arkadaşlar. Eskiden vurduğumuzda uzaktan lap diye yerdi. Şimdi kaleci tak tak kurtarıyor yani. Bir de burada bir çalım sistemi de değişiklik olmuş arkadaşlar. Şimdi şuradan bir göstermek istiyorum size. Topu alayım. Ne oldu? Evet top bizde. Navas. Mesela bakın arkadaşlar sprint ve beceri kısmında yukarı doğru kaldırdığımızda bakın görüyorsunuz yani
Rakibe mesela bak şu şekilde çalım atabiliyorsunuz. Üstüne doğru geldiğinde. Şöyle vuralım ah kaleci. Yani 23'te bu yoktu bildiğimiz kadarıyla. Üstüne doğru kaydırdığımızda bu şekilde çalım atabiliyoruz. Bakın bu şekilde attık çalımı. Gerard. Sol ayağı vurdu tabii ki. Şimdi derken ilk yer bitti. Dediğim gibi muhakkak arkadaşlar bu etkinlikleri tamamlayın. İşin ucunda 92 genzi de var çünkü en azından geninizi yükseltmenize sağlar. Tabii ki ilerleyen zamanlarda yani 2024'de yıl olarak geçtiğimizde 2-3 ay sonrasında mesela daha iyi güzel etkinliklere gelecek, daha yeni yüksek gelecek ama şimdilik tabii ki bunları yapmalıyız. En azından genimizi yükseltsin. Takımımızın kadrosu şöyle güzel bir hale gelsin. Aubameyang, vay be. PES zamanlarının en iyi oyuncularından bir tanesiydi. 2018-2019 o dönemlerde falan çok oynatıldık. Jack Grealish 3-0 oldu. Bu hafta da zaten Aubameyang herhalde eFootball'da gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Pilot League'de vardı. eFootball'da da zaten canlı yayınlarımızı yapacağız arkadaşlar. Kadro inceleme, maçlar, işte top açımları bunları zaten sürekli hem YouTube canlısında hem TikTok canlısında yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde FIFA'da da kadro incelemeleri yapıyoruz. İşte paket açımlarını falan yapıyoruz. O yüzden bizi takip ederseniz hem YouTube'dan hem TikTok'tan çok çok sevinirim arkadaşlar. Yani güzel, eğlenceli bir kanalız. Maçlarımızı yapıyoruz. Toplarımızı açıyoruz. Etkinliklerimizi tamamlayıp ücretsizlerimizi falan açıyoruz. Yani bizde her şey var. Kadro inceleme, maç, paket açılımı, top açılımı hem FIFA'da hem eFootball'da TikTok ve YouTube'dan muhakkak ki bizleri takip edin diye söylüyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar turnuvamız var. Zaten canlılarda da bunu söylüyoruz. Ödüllü turnuvamız var. Her ay yenilenecek arkadaşlar. Sponsorumuz da bu konuda da bize destek olan sevgili dostum Ayhan'a da çok çok teşekkür ediyorum. Ayhan Çavdar. Onun da arkadaşlar kanalına abone olursanız sevinirim. Kanalın ismini de direkt şey yaparım ben. Açıklama kısmına da bırakırım arkadaşlar. Muhabbet Boz kanalı. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Almanya'daki düzeni anlatıyor sizlere. Yani araba fiyatları, meyve sebze fiyatları Almanya'da ola ki gittiğinizde işçi olarak gittiğinizde veya da çalışmak zorunda kaldığınızda orada neler yapabilirsiniz? Bunlarla alakalı güzel videolar çekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Bir spor kanalı açmayı düşünüyoruz. Bir spor kanalı. Bu kanalda da yani kanalın isminde yani koyacak gibi bir şey muhtemel ihtimal 3 artı 1 tarzı bir isim olacak. Kanalda arkadaşlar Beşiktaş, işte Galatasaray, Fenerbahçe bu takımları lig maçlarını değerlendireceğiz. Yani bir spor spikerliği tadında o tarzda bir şeyimiz var. Yedek kolye. Ben Beşiktaşlıyım. Mobil oyuncu kanalı var. Yusuf. O Fenerbahçeli. Ayhan da Galatasaraylı. Üçümüz farklı takımlar tutuyoruz. Lig maçlarından sonra işte Beşiktaş'ın, Fener'in, Galatasaray'ın lig maçı bittikten sonra ya o günü ya da bir sonraki günde arkadaşlar maçları değerlendireceğiz. Bu şekilde de eğlenceli bir spor kanalda sizlere sunmuş olacağız. Bu bilgiyi de aktarayım. Morientes. Biliyorsunuz şu anda ligler yok. Milli maç var. Bu arada da milli takımımızı tekrardan tebrik ediyorum. Gerçekten Hırvatistan gibi bir takımı deplasmanda 1-0 yemek. Özellikle yine teknik direktörümüz gerçekten ilk maçta farkını koydu.
harika oynadık. İlk yarıda muhteşemdik. Daha da farka gidebilirdik. Biraz da oyuncularımız becerikli olsaydı net bir skor alabilirdik ama yani bu puan, 3 puan, 1-0'lık skorla da bile olsa 3 puan almamız bizim işimize yaradı. Bir sonraki maçta Letonya'yı yenmemiz takdirde arkadaşlar Euro 2024'ü garantiliyoruz, inşallah gideceğiz. Zaten 2032'de de ev sahibi olduk. 24'ten sonra 32'de de direkt ev sahipliği olarak direkt gruplara zaten gideceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan 500 cevherimizi alıyoruz, pardon. Şarjımız da bitmek üzere. Buradan görüyorsunuz arkadaşlar. 500 cevherimizi aldık. Burada ikinci kısım var yine aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki burada maç da var. Şimdi bu biraz da uzayacak, o yüzden çok uzatmak da istemiyorum, o yüzden bunları şey yapacağız arkadaşlar. Kanser vermişlerini. Bak buradan yine ücretsiz veriyor mesela. Bunlar sürekli yenileniyor. Burada dediğim gibi arkadaşlar 300 puanı biriktirdiğimizde ikinci kısmı açıyoruz, yani usta kısmını. Sonra efsanevi. En sonunda da işte görüyorsunuz 92 kendik Zena bu şekilde ulaşacağız. Bilginiz olsun. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Dediğim gibi etkinlikleri muhakkak tamamlayın diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Basit etkinlikler. Şunları da verelim. Şu anda arkadaşlar haliyle evdeyiz. Ev hali malum. Yani annem falan da geliyor. O yüzden kusura bakmayın. Dediğim gibi bu etkinlikleri muhakkak tamamlayarak sizler de takımınızı daha da güçlendirin. 88 gelen oldu sonunda. Videomuzu da bitiriyoruz. Dediğim gibi canlı yayınlarımıza gelebilirsiniz. Bizlerle sohbet edebilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlere verdikten sonra artık bitirme zamanı geldi. Ama bir saniye. Şunu unuttuk. Bir tane. Şuradan bir açmak istiyorum. Bir tanecik de olsa şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. 1250 cevhere. Yani burada temel oyuncu veriyor. 75-94, 60-69 alan var ya, şuradan iyi bir şey gelirse var daha var ya, herhalde çok sevinirim. Bir tane açayım bunu, tamam. Popüler defans oyuncusu özel teklifi diyor. Güzel bir şey gel. Bizi sevindir diyoruz UFC'yi. Bastık. Kimince geldi, tanıdık bir isim. Romero. Santrafor oyuncuları falan. Bunun dediğim gibi 75-94 arası temel oyuncu. Hoş geldin oyuncusu. Bunları da veriyor. Yani bunlardan bir iki tane şansımızı deneyebiliriz. Neyse. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.